Hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz İyi yayınımıza. akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür, siz nasılsınız? İyi misiniz? Programınızı izliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Tabii şu anda canlı yayın konuğumuz Ankara Gücü Kulübü'nün başkanı Mehmet Diner. Sizinle Evet. geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz açıklamalar vardı. Başkanlığa talip olduğunuzu, 35 milyon TL ile geleceğinizi, bu konuda kendinizin 1 milyon euro vereceğinizi, diğer paraları da yönetime alacağınız olan kişiler tarafından kulüp kaynağı olarak aktaracağınızı belirtmiştiniz. Başkanımız da tabii son dönemlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Size de söz hakkı doğdu. Ben de sizi görmüşsünüzdür. Hem mesaj attım hem de 5 kere aradım dün. Kayıtlarda da vardır. Bugün de siz canlı yayına bağlandınız. Söz hakkı verdik. Her zaman da sonuna kadar da Ankara Gücü menfaatleri adına hem Mehmet Başkanımıza hem de size yayınımıza çık. Buyurun, sizi dinliyoruz. Öncelikle çok tarafsız yayın yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, soruyu sormak istiyorum ben. Ticari hayatında hiç taş üzerine bir taş koymuş mu? Hiç iş yapmış mı? Ticaret yapmış mı? Bunu sorabilir miyiz kendisi? Ticari hayatında taş üzerine taş koymuş mu? Ticaret yapmış mı? Başkanım. Hayatında hiçbir iş yapmış mı? Böyle bir işin üzerine bir iş koymuş mu? Şimdi orayı eleştiriyor. Anka Parti'deki iş diyor. Konuyu biliyor mu? Biliyor musun başkan? Evet. Sen devam et kardeş. Ben sakin sen bekliyorum. Sen anlatsana bana. Sen biliyor musun konuyu? Bana bir anlat bakalım. Neyi bildiğini bir anlayayım da ben sana bir anlatayım. Anlat bakalım, neyi biliyorsun? Neyi ben 5 yıldır yapmıyorum, onu anlatır mısın be? Anlat da bilelim yani. Bilmediğin o zaman niye konuşuyorsun orada bilmediğin konuyu? Ya ben de size bir şey söyleyeyim, bak şimdi. Bir dakika bak, bilmediğin konuyu neden şimdi konuşuyorsun? Neyi bilmeyeceğim, Murat işte Bey, yapılmadı Murat orada. Bey, sevgili başkanım, yani Murat yap Bey. Diyoruz kardeşim, Murat niye Bey, yapılmadı siz anlat şimdi. Sorunuzu sordunuz, isterseniz bir Mehmet Başkan'dan cevabı alalım, ardından başkan tekrar siz çok sorunuzu iyi biliyor, bir açıklasın da bir. Başkanı tamam. Biraz sonra ben patlatayım orada bir. Murat Bey, bu tarz üslupla yani doğru olmaz, şu anda yayındayız, canlı yayındayız. Yani canlı bakın, yayın konumuzda. Bakın benim ticari hayatımla oynayamaz. Tamam. Bana lan söyleyemez. Murat zaten Bey, mahkemeye vereceğim. Siz sorunuzu sordunuz. Ben de başkana soruyu aktardım. Bir isterseniz bekleyin. Mehmet Başkanımız cevabı versin Murat Bey. Ardından siz de diğer sormak istediğiniz soruyu, başka konular tabii, varsa onları tabii aktarın. Yani ben başkan burada arada kalmak istemiyorum. Önemli olan Ankara Gücü Kulübü. Ankara Gücü Kulübü'nün menfaatleri adına bir yayın gerçekleştiriyoruz. Sizden Banka, rica ediyorum Murat Bey. Bir saniye bir. Başkan bana Anka Parkı'yı anlatsın. Buyurun başkanım. Tamam. Sorunuzu sordunuz Murat Sordun Bey. Sordun mu kardeşim? Buyurun başkanım. Benim gördüğüm şu var. Evet başkanım. Anka Park'ta ihaleyi aldın mı? Aldın. Ben sadece şunu dedim. Sen önce kendi işini bir bitir kardeşim dedim. Sadece bir dakika, bunu diyorum ya. Öyle yani demediniz. Şimdi bakın, sen anlat. Bakın. Lafı çevirmeyin. Öyle demediniz. Anlat bakayım. Bir dakika. Bitiremiyor dediniz. Evet. Evet bitir. Bu ihale Uğur Bey, buyurun. 2013 yılı Aralık ayında yapıldı. Evet. 240 gün içinde bana bitireceksiniz dediler. Evet. Tam 6 yıl oldu. Evet. Hala bana Yeni Mahalle İvedik metrosundaki istasyonun yerini veremedi belediye. Başkan, anlatıyorsun ya orada. Konuşuyorsun ya. Biliyorsun ya her şeyi. İvedik'teki istasyonda ne alakası var şimdi? Orada trafo var. Konuyu bilmeden konuşma o zaman. Peki bu niye çözülmüyor trafo olayı? Belediye soracak. Başkan çok iyi biliyor şey ya. Belediye ile alakalı oradan bir problem olduğu için mi siz orada? Belediye oradaki trafoyu kaldırtamıyor. Tam 6 yıl oldu. 2013 Aralık ayı ihale aldığım gün. Peki Murat Bey, yani yayınımıza bağlandınız. Benim de sormak istediğim birkaç konu var. Bir dakika, bir bu konuyu daha bitirmedik. Bir tabii, saniye tabii, Uğur Bey. Buyurun. Bir saniye. Buyurun Murat. Başkan Bey, bir daha bir özür dileyecek bir. Neden? Neyle ilgili? Salladın kafadan. Ya niye salladın? Yine aynı sözümdeyim. Bitir kardeşim diyorum yani. Bitireceksin ya sen, zaten. Bak her işi yarım cevap veriyorsun. Yarım ne yarım cevap veriyorsun? Orada yarım kalmış. Şey açılacak. Anka Park açılacak. Başkan, teleferik çalışmıyor. Nasıl olacak? Başkan. Hayatta ihaleye girmedin. Bilmiyorsun bu konuları. Hayatta ihaleye girmedin. Bu konuları bilmiyorsun. Ben sana onunla ilgili 10 tane dosya çıkartırım. Tamam, başka konuya geç. Bir saniye, geçmiyoruz daha. Hadi geçme o zaman. Daha. Hadi devam kaçma, et. Bitireceğim kaçma kardeşim diyorum. Bu benim sorunum kaçma değil. Kaçma. Bir dakika. Daha bu konu bitmedi daha. Kaçmak yok öyle. Bombayı koyup buyur kaçmak yok. Murat Bey, dinliyoruz sizi. Buyurun Murat Bey. Bir saniye. 2014 yılında, 2013 yılında özür diliyorum, yapılan bir ihale. Evet. Belediye bana hala bugün dahi İvedik istasyonundaki trafonun kaldırılımı yapamadı. Ben nereye bina koyacağım? Trafonun üzerine mi koyacağım? Evet.
Store'la ilgili ne kimin var? Kimin cebine giriyor store paraları? Nasıl? Store parası kime giriyor? Kime? Ertan Şahin'e mi gidiyor para? Store parası kime gidiyor başkanım? Ya şimdi bak Murat. Sen biliyorsun başkan, yani. Bu store'da... Lafları yumuşatma. Delikanlısın sen, ben de delikanlıyım. Buyurun Murat Bey, siz sorunuzu sordunuz. Mehmet Başkanımıza cevaplasın. Versin cevabı. Ertan Şahin'e mi gidiyor, nereye gidiyor? Millete bir anlatsın. Yarım ağız hikaye bekleyelim falan demesin. Kime gidiyor Murat Bey? Ertan Şahin'in Ertan Pazarlama diye geçiyor. Ertan Pazarlama diye geçiyor, ona gidiyor diyor başkanım. Bu konuyla ilgili. Ya şimdi bakın arkadaşlar, biraz önce biz herhalde dinlememiş. Hacizli... Ben çok iyi dinledim başkan Haciz seni. Haciz olduğundan dolayı... Tamam. Biz bu şekilde bir yol izledik. Tamam. Başkan. Evet. Bak ticareti ben çok iyi bilirim senden. Seni ticaretle oynarım. Ben ona başlıyorum. Murat bak ben sana bir şey söyleyeyim. Gel yanıma da şu kimle ne diye oynuyor onu göstereyim. Şimdi böyle bir böyle uslupla konuşma. Ben yöneticiye peşkeş çekmem o uslupla. Rica ediyorum başkanım. Murat Bey sizden de rica ediyorum. Biraz daha burada önemli olan Ankara gücü Murat Bey. Biraz önce meydanı boş buldu. Başkan sallıyor. Niye sen yöneticine verdin orayı? Neden verdin? Bu para başkanım. Ne demek istiyorsun sen şimdi onu söyle. Ya bu parayı açık kim... söyleyeyim. Bu para Ankara Gücü kulüp kasasına mı geliyor oradan? Ya zaten. Gelmiyor abi ne parası ya? Arkadaşlar. Store'nin eti ne, butu ne? Adam diyelim. Örnek veriyorum. Ayda Murat Bey evet. Ayda o yerin kazanacağı nedir? 5 bin lira mı? Tamam. 10 bin lira mı? Tamam. Örnek veriyorum. Zaten biz bunun fazlasını biz bu adamdan alıyoruz. Peki onun aldığımız zaman nasıl alıyorsunuz? Ya aldığımız zaman malzeme olarak alıyoruz. Tamam. Forma olarak alıyoruz. Ne malzemesi? Her türlü malzeme alıyoruz. Eşotman alıyoruz. Bunun faturası kesiliyor mu? Dedi? Yani kulübe alındığı için fatura kesiliyor mu bununla ilgili? Yok yok, ne faturalık bir şey. Zaten adamdan alıp kullanıyoruz. Kendi götürdükleri hediyeler mesela tamamı. Tamam. Tamamı. Tamam. Mesela her gittiğimiz yerde forma veririz, eşotman veririz. Diğer hediyelerinden veririz. Hiçbirinden ücret almaz. Artı bir de şunu söyleyeyim ben. Almadığı gibi adamdan bir de bağış da alıyoruz kulübe. Hı hı. Ödediği paralar da var. Ya bu storen öyle büyük bir storeyle sen kulübü mü kurtaracaksın yani? Hadi ben ona vereyim. Her ay bize 10 bin lira versin, 15 bin lira. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Buyurun Murat Bey. Tam yarıda kalmıştı. Az önce de şimdi, store'la ilgili... Buyurun. Şunu söyleyeyim ben. Evet. Biraz tabii çok sert girdik. Biraz insanlar haksız yere eleştirildiğinde bu durumlara düşüyor. Murat Bey. Başkan biraz meydanı bombalıyor. Çok rahat konuşuyor kendisi. Biz de iyi tanıyoruz kendisi. Şunu bilelim. Bir defa o ihale öyle yarım marım bırakılan bir iş değil. Tamamen belediyenin dışında da olan bir durum. TEDAŞ trafosunu kaldıramıyor. Bundan evet. Dolayı yeni mahalleyi besleyen ana trafonun olduğundan dolayı o hatta ben istasyon yapamıyorum. Bana 240 gün diye verdiler ihaleyi. Tam 2000 gün oldu. Evet. Başkan sen bunları bilmezsin, biz sana anlatalım. Şimdi 2000 gün oldu kardeşim. Bir dakika ben bir konuşayım. 2000 gün oldu. Ben belediyeye defa kez yazı yazdım. Vasiletli iş adamı verdiği tarihten sorumludur başkan. 240 günden. Ben ihale aldığımda iş 2.734 liraydı. Şimdi 6 lira. Sen bunun için bilmiyorsun, hayatında ticaret yapmadın. Ben sana bunu 10 kere anlattım. Sen biliyorsun bunu. Sen diyordun sen bu çocuğa eziyet ediliyor diye. Şimdi niye böyle diyorsun? Ses yok. Dinliyorum işte. Dedik ki ortamı yumuşatalım dedin. Yumuşatmayalım başkan. Dedim. Gerek yok yumuşatmaya. Tamam, siz meydanı bulunca, meydanı bulunca sertleşiyorsunuz. Karşınıza bir deli şöyle yapalım, çıktığında... Bak, şöyle yapalım mı Murat? Bir gün beraber ha. Çıkalım. Ya başkan Allah'ını seversen benim oralarda boy göstermeme gerek yok. Ben buradan ta 250-300 km gidip de kanallara çıkmam. Benim böyle bir derdim yok. Benim derdim Ankara Gücü. Sen kendini göstermeye gidiyorsun oraya. Ama şu an Murat Bey, bu açıklama doğru olmadı ben sanki. Ben bir durumu anlatayım. Ama bizi de burada zor durumda bırakmış olmuyor musunuz yani? Fazla konuşmayacağım zaten. Tamam da Murat ben Murat Bey, yani sonuçta biz de burada bir yayın yapıyoruz. Başkan bize bir store olayını bir anlatsın. O icra micra hikaye. Onlara çözüm bulunur. Gelire bir şey koyarsın, temlik koyarsın. Murat Bey, bir şey yaparsın. Az önce Ertan Bey'i bağladık. Ertan Bey'e ben sorularımı yönelttim ve kendisine hafta arasında taraftarlara örnek veriyorum. 3 forma satıldı. Bununla ilgili fiş kesiyor musunuz dedim. Evet dedi. Bunların ya, bir tutanağı var mı? Bak, bunlara... bak işte bir 2 dakika koptu kattan.
Gene başladılar. Yok, siz burada mısınız? Orijinal forma satılıyor mu? Nasıl orijinal forma? Neyi konuşuyorlar bana? Sitelerde yaptırıyorlar formayı. Orijinal forma mı satılıyor zannediyorsunuz orada? Puma mı satılıyor? Hangi forma? Sitelerde yaptırıyorlar formayı, sitelerde. Orijinal forma anlamında satış yok mu başkanım storelarda? Yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Tamam. Sabahleyin gidelim oraya. Murat Bey, sizden rica ediyorum. Şimdi bu sorunun cevabını Mehmet Başkanımızdan alalım. Daha sonra siz tekrar sorunuzu sorun. Bir şey daha sorayım abi. Ondan sonra store konusunu kapatalım. İki. Kapatmayalım Murat Bey. Rica ediyorum. Yani burada benim de soracağım sorular var. Uğur Bey bir saniye. Bir soru daha sorun da ikisinden bağlayalım konuyu. Buyurun. İki. Şimdi forma dağıtıyoruz diyorlar ya. Evet. Benim hayatım futbolla geçti, futbolla. Ben bu kulübün altyapısında oynadım. Evet. Anlaşma şöyle yapılır. Hiçbir formaya para vermezsin. Sen evet. Ankara gücüsün, markasın sen. Hatta derler ki, örnek diyorum 500 formada hediye alınır. Tamam. Bunlar dağıtılır. Hı hı. O kulübe gelen formaların hepsi orijinal dağıtılanların. Satılanlar sitelerde yapılıyor. Bunu açıklasınlar. Tamam. Peki burada şöyle bir şey var. Yani açıklayacağız, onu da açıklayacağız. Bu konu ben kendi düşüncem. Burada Ankara Gücü daha fazla para kazanmaz mı zaten böyle bir şey olduğunda? Abici bize para mı geliyor zannediyorsunuz? O zaman diğer türlü zarara giriyor ama Murat Bey. Yani zarara girmiyor. Neyse ben açıklayayım. Sordu mu soruyu? Tamam buyurun. Ben de sordu tamam mu? Buyurun tamam. Başkanım. Şimdi bizim oradaki arkadaşlarımız tamam. Puma formalı orijinal olmayan hiçbir ürünü satamaz. Ben aldım. Aldın, seninki sitelerdendir. Zaten kendi demiştir. Benim yaptığım ürün demiştir. Hayır. Ve fiyatı da çok bak, çok ucuz. Ben Ertan'la ben bu konuyu nasıl konuştum biliyor musun başkan? Ben dedim ki bakanlara gidiyorum. Bana forma yaptırır mısınız 20 tane dedim. Tamam dedi. Yalnız dedim eski markadan olmasın adamlar anlar ayıp olur dedim. Durdu ve bana dedi ki ya biz dedi Puma satmıyoruz. Niye dedim? Puma bize ürün vermiyor dedi. La sen malını parasını verdiğin şeyi nasıl ürünle alamazsın sen? Niye vermiyor mu başkanım? Böyle bir şey var mı? Var tabii bana böyle şimdi dedi. Şöyle bir şey var. İstediğiniz oranda bir anda böyle 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane bir anda zaten gelmez. Ya başkan sen önce siparişlerin 300 tane, 100 tane. Sadece... Gelir sana niye gelmesin yani? Ya kardeş işte bilmediğim bir şey var. Gelmiyor. Burası Türkiye. Neticesinde bu arkadaş... O zaman bak, şöyle yapalım başkanım. Sen kaç lira verdin? Kaç lira vermiş formaya? Kaç lira verdiniz Murat 80 Bey? 80 lira. 80 lira. Nasıl alacaksın orijinali 80 lira? Ben orijinali 150 lira veririm başkanım, o benim problemim. Tamam. Adam seni kandırmıyor ki. Diyor ki bu diyor sana zaten şey Ertan sana söylemiş Ertan Bey. Demiş ki size. Başkanım bak ben şunu söylüyorum. Ben demiş burada benim 80 lira. Benim burada 80 lira 100 lira yaptırdığım şeyi neden vereceğim orijinal demiş satmıyorsunuz? Ya. Neden orijinal satmıyorsunuz? Bunu söyleyin bana. Ya orijinal satmadığımızı kim diyor? Kendi dedi. Ya her zaman elinde ben söyledim ona sordum. Başkanım diyor her zaman diyor bize getirmiyorlar diyor. Zaten başkanım Allah rızası için. Çektik. Bak Allah rızası için net olun net. Ya neti net zaten olun. Bu nedir lan? Net değil. 80 liraymış 100 liraymış. Ya bunun bak kardeşim ben sana şunu söyleyeyim. Ben diyorum ki bak bir futbolcunun aylık ödemesi yabancı futbolcunun ortalama nereden baksan 500 bin lira bir tanesinin. 10 tanesinin olsa 5 milyon lira. Sen kardeşim dönüyorsun store'da şunu aldım bunu aldım. Alma kardeşim sen ne yapmışsın? Adam sana sitelerden rica etmişsin. Adam demiş ki benim yaptırdığım formadan sana vereyim demiş. 80 liraya almışsın tamam ne güzel işte. Şimdi Murat hepsi Bey. Güzel bunu. Ben anla, bu nasıl bir anlayış ben tamam, anlamadım. Bu anlayış ben böyle bir anlayış. Başka konuya geç. Başka sorun siz var mı? Siz 80 lirada 100 liradasınız. Ben ya para her diye neyse sen başka bir konuya geç şimdi. Orada tamam adam sitelerden sana çakma benim ürünü sordum, dayamış. Devam benim et. Sordum ben niye? Bakın bak konu çok yumuşuyor böyle. Yani böyle bir farklı konuya gidiyor. Benim sordum şu. Bu para neden gelmiyor bize? 80 ne? Lirası 80 lirası da değilim ben. Bu para başkan diyor ki, bir dakika bir saniye bir başkan diyor ki, biz buradan zaten zarar ediyoruz. Ertan niye yapıyor işi? Babasının ayna mı yapıyor zararını? Mecbur yapacak. Görev. 3. Nasıl mecbur yapacak? Mecbur yani? Yapacak. Görev yöneticisi yapacak. Zarar da çekecek. Başka bir yönetici yapsın. Başka bir yönetici. Ama bu adamın işi o. Mesela 25 yıldır mesela. Bana bir mesaj gelmiş şu anda. Ramazan Özdemir diyor ki, bu hafta aldım storeden ürün. Taksit de yaptım. Erta pazarlama diyor. Evet. Toplam 40 TL demiş. Ürün almış, bir ürün almış. 6 taksit yapmış. Yok. 40 lira değil galiba. 4. taksiti ödemiş 40 lira.
Yani işte 240 liralık bir ürün almış demek ki. Onun şeyini göndermiş Twitter üzerinden. Gönderen kişiyi de ismini söyleyeyim. Ramazan Özdemir diye birisi. Şimdi Murat Bey, benim sormak istediğim diğer konu, belki siz bizim programlarımızı, daha önceki programlarımızı da izlemişsinizdir. Bilmiyorum, izleyip izlemediğinizden haberim yok ama ben de sizin adaylığınızla ilgili yorumlarda bulundum. Belki benim yapmış olduğum yorumlardan rahatsız olmuşsunuzdur, hoşunuza gitmemiştir. Hiç rahatsız olmadım. Ben eleştiriye çok açık bir insanım, tamam, ama yani, yalan açık ama değil. Size karşı herhangi böyle bir olumsuz tavrım ya da sizinle ilgili olumsuz bir düşüncem. Biz ya da sizinle aynı masada oturduk, yemek yedik. Bitti benim için. Tabii Mehmet Başkan'la ilgili kollama olsun, Mehmet Başkan'ın yanında böyle bir düşüncem. Benim amacım Ankara Gücü Kulübü'nün menfaatleri adına hem Mehmet Diner'in Ankara Gücü Kulübü Başkanı olarak hem de sizin eski yöneticisi olarak, as başkanı olarak Ankara Gücü'nün burada orta yolu bulmak. Yani önemli olan burada konu bu. Ben şunu sormak istiyorum. Siz yönetimdeyken Ankara Gücü Kulübü'ne, Mehmet Başkan da burada, ne kadar maddi anlamda katkı sağladınız? Onu ben söylemeye gerek yok. Başkanla şöyle bir şey rica edelim. Orada 13 kişiyiz. Kimler para kattı? Onlar sorsun. Kendisi yazılı olarak versin. Benim burada şu anda şov yapmama gerek yok. Yok, siz ne kadar ödediniz? Yani bunu... Ben onu söylemem. Evet. Gerek yok. Ama açıklanması gerekmiyor mu sizce? Yani her şeyi konuşuyoruz, o anlamda diyorum. Gerek yok. O kadar. Ya sonuçta siz 35 milyon TL... Gerek yok diyor yani. Evet. Başka konuya. Şu anlamda. Hani 35 milyon TL ile Murat Bey siz demiştiniz ya 35 milyon TL ile geliyoruz. 1 milyon euro da ben... O konuya gelelim. O konuyu ben çok güzel sevdim. Hayır, şu anlamda. Yani katkı ne kadar verdiniz bir yıllık süre zarfında maddi anlamda sizin? Onu, bakın onu ben size çok güzel bir şey söyleyeyim. Buyurun. Başkana deyin ki 13 kişiyiz biz orada. Evet. Kim ne kadar verdi? Yazılı altına imzayı çaksın versin şey medyaya. Bu kadar basit ya. Başkanım siz buyurun, ne kadar bağışta bulundu Murat Bey? 200 bin lira civarında olabilir. 200 bin TL civarında katkıda bulundunuz. O aradadır. Tam bilmiyorum ya. Tam 300 bin lira verdim. Madem bunu soruyor. Evet. Madem burada geldi buraya 300 bin lira verdim. 300 bin lira seni kaç tane yöneticim verdi? Onu bana söyle. Verdim. Kaç yönetici verdi benim verdiğim parayı diye? Şunu Murat Bey söyleyeyim. Ben mesela bir yöneticimiz sadece bir dedim ya spor salonunu yaptı. Yine bizler mesela örnek veriyorum. Bütün tadilatları başkan onu zaten artı, herkes biliyor. Bu artı, kulüpte 4 kişi para veriyor diye ben zaten söyledim. 4 kişi veriyoruz dedim ben. Tamam işte zaten ben 4 kişi böyle bir şey. Sevgili artık. Murat Acıbay, zaten Bursa Spor'da da şu anda yönetimde 15 kişi bulunuyor. Ben buradaki olayları da söylüyorum. Para veren kişi sayısı 5'i geçmez. Olmaz. Net bir şekilde olmaz. Söylüyorum. Net olmaz yani. Olmaz abi. Olmaz. Ama maalesef böyle. Maalesef Bursa Spor'da da mesela normal 2000 lira 3000 lirayla geçinen insanlar yönetime girmiş. Olmaması gereken şeyler. Doğru söylüyorsunuz. Ama bu her yerde var ama. Millet orada kendine şov yapmayacak. Orada bir Ankara kulübünün titrini alacaksın. 5 kuruş vermeyeceksin. Sonra da 4 tane garman yöneticiye yükleneceksin. Böyle bir dünya yok. Kim 5 kuruş vermedi? Vermeyenleri biliyor başkan. Ne? 5 kuruş vermeyen yöneticiler var. Herkese yüklendi diyor yöneticiler. Ne gibi yüklenmiş? Nasıl yani? Anlamadım. Nasıl Murat Bey? Murat Bey. Evet. Ben şunu diyorum bakın 13 kişiyiz biz orada. Tamam. Yönetimde şöyle bir şey olur. Bir şeye ihtiyaç olur. Herkes el birliğiyle ona el atar. Evet. Şimdi başkan soruyor. Sol baştan başlıyor. Sen bugün yok. Öbürün yok. Öbürü yok. Öbür tarafa dönüyoruz. 4 veya 5 kişiyiz. Başkan her seferinde kendine vermiştir. Doğrudur. Ama Ercan Bey vermiştir. Osman Bey en büyük yardımı yapan da desteği olan da Osman Bey'dir. Osman Kani Kandaş. Aynen. Bunu da buradan belirteyim. Ercan Bey ikincidir. Kulübe destek anlamında. Üçüncü de benimdir. Evet. Diğer bir yöneticiler para vermedi. Ben buna kızıyorum. Şimdi başkan diyor ki bana 1 milyon euroyu getir koy masaya. Kabul. Kim dedi 1 milyon? Diğer yöneticiler ne yapacak abi? Ben anlamadım. Ben öyle bir şey demedim ki ya. Ben sadece şunu dedim. 35 milyon lira vereceğim dedin ya. Hayır o değil. Biz daha görevden ayrılmadan 3 hafta öncesi bana dediniz ki 1 milyon euroyu getiriyor musunuz? Doğru mu? Tabii canım siz söyledin ya bir söz vermiştim. Bir şey olduğu zaman tamam. Vereceğim diye. Ben bu sözü neden verdim başkan? Ben bayağı bu kadar yeni girdim. Gözümüz daha açılmadı. Gözümüz daha açılmadı. Bir şey görmedim. Bir girdik ki umduğumuz gibi değil yönetim. Yönetim böyle bir yönetim değil. Böyle bir yönetim seçilmez. Vermeyecekse adam gelmesin. O zaman tribün liderlerinden yapalım. Daha iyi hiç olmaz adamın oluyor emeği var. Peki Murat Bey tamam bu konuyu yani hak bir de 35'e gelelim abi. Hak verme anlamında Bursa Spor'a baktığımız zaman 35'i anlatayım bir de ben size. Buyurun Murat Bey. Şimdi başkan diyor ki 35'i al gel.
Ya 35'i ben tek başıma verecek değilim. Burada benim sadece 1 milyon euro'm var. Yani 6 milyon TL'm var. Geriye kalan 29 milyonu benim yönetici arkadaşlarım var. Bir araya geldiğimiz arkadaşlar var. Herkes ticaret adamı. Zengin adam aptal olmaz. Ben 35 alacağım. Bu şekilde mi kongreye gideceğiz? Kongre yapsa herkes biliyor, bunu anlatmaya gerek yok. Ben de isterdim demokratik şartlarda oy kullansın, kafa kafaya çarpışalım, yapalım. Öyle bir ortam yok ki. Var mı başkanım? Şimdi ben şunu söyledim. Var mı başkanım? Bak, bana bunu anlat. Var ya mı? Tabii yok. Evet. Yok. Nasıl? O zaman niye beni davet ediyorsun? 35 al gel diyorsun. Bak şimdi ben şunu söyledim. Ne dedim? Başkanım ben kısa öz. Bak bu masayı, bu konuyu kapatıyorum. Yok şeref, kapatma, namus sözü. Kapatma. Hayır. Şeref namus sözü. 15 gün içinde ben 35'i o kulübe koyacağım. Sen bırak istifa et. İstifa et. Ben o parayı koyacağım. Ben ya sana o parayı vermem. Ben bu kendi yönetimime kullanacağım paradır. Uğur Bey, benim diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok Murat sağ olun. Bey, hayırlı Murat akşamlar. Bey, sevgili Murat Bey, bir sorum var. Sadece bir sorum var. Taraftarlardan gelen yoğun soru. Murat Bey, Ankara Gücü yöneticisiyken 300 bin TL'ye bağışta bulunmuş. Peki Osmanlı Spor'a Walter şirketini sponsor olarak destek çok güzel, verdi mi? Bunu çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu açıklamak istemez misiniz? Başkanımıza sorar mısınız? Ben reklam verdim mi Ankara Gücü'ne? Ne? Ben reklam verdim Ankara Gücü'ne diyor Murat Bey. Ankara Gücü'ne ücretli reklam vermedi. Hatıra bir dönem döndürdük. Sponsorluk diyor. Anlaşmamız yok ya. Yani. Sponsorluk anlaşmamız yok. Sponsorluk diye. Demedim bakın. Beni aradılar bir gün. Hatta Aydın Bey, ismini hatırlayamadım ya. Tamam Murat Bey. Vallahi çok gerildim. Onunla birlikte verdik. Tuna Bey de buna şahittir. Reklam verdiniz. Verildi. Parası bize maç olması lazım. Maçı hatırlamıyorum. Sponsorluk parası verildi mi diyor. Yani. Sponsorluk değil. Yani o maç başına verilen bir şeydi o. Ne? Yazılı mı, evraklı mı diyor Mehmet Başkan. Sen şirketten çıktın mı yani? Öyle şirketten bir şey geldi mi? Şirketten çıkmış oldu mu diyor. Bizde girdi mi? Başkan biz zaten hani bir şey toplanıyor. Oraya atıp geliyoruz. Biz bilmiyoruz ki nereye gidiyor, nereye çıktı. Bak işte. İyi de yok. Hani ben bilmiyorum ki. Da storeden ama şimdi aldın mı Murat diye. Bey, siz bir iş adamı olarak yani yaptığınız bağışın makbuzunu almıyor musunuz? Ben o şeyi almadım. Reklam almadım. Ama hata kameralara, kayıtlara girerseniz eğer çok araştırmak isterseniz bulursunuz. Tamam Murat Bey. Ben verdim. O önemli değil Murat Bey. Doğru söylüyorsunuz da bunun bir evra alınması gerekmiyor ya, mu yani bakın, siz iş adamı olarak? Şey az önce peki, mesela siz bir kelime kullandınız. İş adamı akıllı olur dediniz. Yani tamam, bu anlamda ben sizi... Ben de şunu söyleyeyim. Buyurun. Beşiktaş maçına otobüsler kaldırıldı. Makbuz verdiniz mi başkan? Biz ödedik onların parasını. Ne? Beşiktaş maçına otobüsler kaldırıldı. Makbuz verildi mi diyor Murat Bey. Taraftarlara bana mı? Bana verilmedi. Taraftarlara mı? Başkan biliyor işte Beşiktaş maçı diyorum. Daha açmaya gerek yok. Ne gerek var ki, biz parayı alıyoruz veriyoruz. Biz kendimiz veriyoruz. Tamam şimdi. Verdik. Burada hiç beraber verdik. Evet. Onun ne alakası var? Hayır hani tamam siz. Da. Ne alaka onun yani? Birisi elma öbürkü karpuz. Yani birbirine benzer ya işi yok. İkisi de para burada. Değil başkan. Biri elma biri karpuz da ikisi de para. Ya ne parası, sen şimdi taraftara otobüs vermişsin. Normal biz verdik yani onu. Şimdi hayır, Ankara'da oynatamadığımız için. Bu kulübe girip çıkmıyor mu? Ya kulüple ne alakası var Murat Bey ya? Siz çok önemli bir konu daha söylediniz. 7,5 milyonluk forma göğüs sponsoru buldum. Başkan kabul etmedi dediniz. Bu doğru. Vallahi şöyle bana söylemiş mi? O firma şu anda yani ismini zikretmek doğru değil ama. Tabii. Bir dahaki programımıza bana bağlanırsanız kendisiyle konuşacağım. Eğer açıkla derse açıklayacağım. Şöyle söyleyeyim. Başkan aktardınız mı peki bu? Bana söylemişler. Beyaz TV'de Tahsin Bey var. Evet. Tanırsınız belki. Arayın sorun. Tamam. Başkan aktardınız mı bu 7,5 milyonluk formu? Tabii aktardım. Aktardım. Kim aktardı? 10 milyon dedi. 10 milyon dedi diyor başkan. Zır sahtekar ya. Ya oğlum sen başkan, nasıl bir adamsın ya? Başkanım biraz daha. Ya arkadaş başkan, sen şimdi 7,5 milyon lirayı ben nasıl beklerim ya? Belli oluyor, ya belli nasıl oluyor, ortaya çıkıyor. Lan kardeşim şimdi bir gün, bak arkadaş. Ya sen bizi bir ikimizi bir aynı yerde bir topla bakın. Bir reklam şey edelim, beraber bir program yapalım biz bundan. Başka türlü olmayacak. Yani. Murat'cığım sen benden bir televizyon programına bir çıksana. Çıkalım başkanım. Ya hangisini diyorsan bir gel yanıma. Ne yapacaksın anlamadım ben ya. Ne, gider mi yapıyorsun? Ya gider mi der değil kardeşim. Şimdi böyle bir dünya var mı ya? Dünya kulübün dünya kadar borcu var. Ondan sonra ben 7,5 milyon başkan, liralık. Bak tabi bu lige daha yeni çıktığımızda ben bu adamları görüştüm. Size geldim. Ya getir siz şimdi getir o zaman. 10 tamam. Milyon dediniz. 3,5'a verdik, 4'e verdik. Getir kardeşim hadi.
Yetiştikten sonra getir kardeşim haydi diyorsunuz. Yani şimdi bu adam verelim. Gitmiş başka bir kulübe vermiş. Tamam adam bir dakika. Ya arkadaş şimdi yarısını versin haydi. Ya ben ne diyorum bakın. Adam gitmiş anlaşmış. Bak Murat. Şimdi Murat Bey burada 7,5 milyonluk bir sponsorluk ya desteği şimdi olsa sen, kabul olmaz mı? Yani biraz ya adam. Tuhaf bir olay bakın, oldu gibi. Acaba size mi acaba yanlış lanse edildi bu konu? Bakın ben size söylüyorum siz de televizyoncusunuz. Açın tabii. Tahsin Bey'le konuşun ya. Ya Tahsin Bey beni mi aramış? Sen mi söylemişsin? Beni aradı adam. Benimle tamam konuştular. Sen bana söylemedin ki kardeşim. Şimdi sen başkan, lafı oradan oraya döndürüyorsun. Siz keşke Mehmet Başkan'a da aktarsaydınız bu konuyu. Ya aktardım. Neden aktardın? Önce diyorlar ki şeyle konuştuk. Neyse Tunay'la konuştuk. Şimdi de aktardım diyor. Buyur. Hayır aktardık size. Kim aktardı? İkiniz var. Kim? Siz mi aktardınız? Ben aktardım. Tuna Bey de vardı orada. Ya bak kardeşim bak şimdi göz göre göre ya arkadaş nasıl bir adamsınız ya. Ya sen şimdi ya seni mal, yalan makinesine bağlasan vallahi bozarsın şu an. Tuna Bey de şu anda yüzünden ayrıldı. Senin modelin işte bu. Bağla bak. Senin modelin bu. Murat Bey şu anda. Sıkışınca laf sok bilmem ne yap. Senin modelin bu. Sevgili sen Murat, de aynı programa gelsek birbirimize gireriz biz. Sevgili Murat Acabay şu anda biz peki Tuna Bey'i bağlasak bağla olur mu? Tuna Bey'i bağlasak. Ya abi Allah'ını seversiniz biz şu işlere bulaştırmayın da ne yapıyorsanız yapın. Ben soru söyleyeceklerimi söyledim. Ama şimdi soru ucu açık bir konu kaldı yani. Konuyu kapadın abi. Konuyu kapadın abi. Ne diyorsanız deyin abicim ya. Bırakın ya. Ama siz şimdi Tuna Bey'le beraber... Seviye aşağı çekmeye çalışıyorlar ya. Nasıl? Seviye aşağı çekmeye çalışıyor. Hayır ama Murat Bey siz burada konuyu açıkladığınız için biz başkana söyledim dediniz. Yanımda Tuna Bey'le var dediniz. Tuna Bey de şu anda... Bu ne demek yani? Siz şimdi bana gelince müdahale ediyorsun. Sahtekar ne demek ya? Ben ha? Ama dedim ama Murat Bey burada başkanım biraz daha lütfen dedim yani. Ne diyebilirim yani? Ben ne yapabilirim? Benlik bir problem mi şu anda? Ya bağla Tuna'yı. Tamam bağla kardeşim Tuna'yı bir de onu dinleyelim. Beraberlermiş hadi. Bir de Tuna'yı bağlayın bir de onu dinleyelim bakalım. Ne diyorlar? Olur mu Murat Bey? Tuna'ya başkan ayrıca sorsun. Yok bağlayalım yayında ki çıksın. Az önce Storia'ya söylesin Storia'daki kişiyi aradım mesela. Bakın şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben haftaya bir dahaki programımızda tekrar bağlanalım. Ben o adamları da size çıkartayım tek tek. Benle konuştular. Ben kulübe getirdim. Ama haftaya çıkarmanız olmaz. Şu an sıcağı sıcağına bağlamamız daha doğru olmaz mı? Mesela store'da az önce aradım hemen. Ya şu anda ben firmayı açıklamak durumunda mıyım? Yok firmayı dinliyorum. Adam bana açıklama demezse ben firmayı dinleyeceğim adamı. Ya ben firmayı tanımıyorum. Yok Murat Bey doğru söylüyorsun. Bu? Firma sizin konunuz. Allah Allah. Söylemiyorum. Ben sadece nasıl bir tezgah şu anda ya. Tuna Bey ile yönetimden ayrıldı benim bildiğim kadarıyla. Tuna Bey yönetimden ayrıldı. Doğru mu başkanım? Ayrıldı. Kendisini arayıp bu konuda görüştüğünü, görüşüp görüşmediğinizi Tuna söylesin şimdi. Hadi buyur. Benim telefonunu da. Peki ben arıyoruz o zaman. Olmadı tekrar daha sonra sizi de ararız. Tamam teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.